Bu çalışma 2 doz Sinovac aşısı olmuş sağlıklı kişilerde yapılan bir çalışma. 18 ile 60 yaş arasında kadın ve erkek gönüllüler. İkinci doz Sinovac üzerinden 3 ay ila 9 ay geçmiş olması gerekiyor. 7400 gönüllü planladık. Açık etiketli bir çalışma. Gelen gönüllümüze sorgularını tamamladıktan sonra COVID-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğini de öğrenmemiz önemli. Geçirmemiş olması gerekiyor. Sorgularını tamamladıktan sonra Sinovac veya Türkovac şeklinde tercih sunuyoruz. O hangisini tercih ederse o aşıyı yapıyoruz. Daha sonra gönüllümüz ilk geldiğinden sonra 4 kez daha merkezimize geliyor aylık olarak ve bu ziyaretlerinde, vizitlerde biz gönülden kan alarak aşının bağışık yanıtını ölçüyoruz bir takım testlerle. Sonuçta aşımızın etkinliğini Sinovac aşısıyla karşılaştırarak acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz. An itibariyle gönüllü sayımız 550'ye yaklaştı. Bunun artmasını bekliyoruz. Burada gönüllülerimizin desteği çok kıymetli bizim için. Tabii Türkovac'la ilgili birkaç çalışma eş zamanlı yürütülüyor. Bazıları sonuçlandı. Verileri toparlanıyor. Bu veriler yayınlanmadığı için benim paylaşmam doğru olmaz ama öncelikle şunu söyleyebilirim. Belli gruplarda Sinovac'la Türkovac etkinliğinin eşdeğer hatta bazı gruplarda daha iyi olduğuna dair bilgilerimiz mevcut. Hatırlatma dozu olarak Türkovac'ın etkinliği ne durumda olacak onu görmemiz gerekiyor ve bunun için yine tabii ki gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalışmanın son onayları kaldı. O onaylar alındıktan sonra önümüzdeki günlerde 2 doz BioNTech almış sağlıklı kişilere hatırlatma dozu olarak Türkovac aşısını yapıp etkinliğini ölçeceğiz. Çalışma sonrasında biz gönüllümüze aşıyı yaptıktan sonra bir süre merkezimizde bekletiyor. Son kontrollerini yapıp ondan sonra gönüllümüzü gönderiyoruz. Bunun dışında da sistemimizde gönüllüler ilk hafta her gün aranıyor ve daha sonraki haftalarda da haftalık olarak aranıyor adverse olay takibi için. Şu ana kadar rastladığımız belirgin bir yan etki yok. Ben gönüllülerimizi bize destek olmaya çağırıyorum hızlıca acil kullanım onayı alabilmemiz için.